Selam Ponçikler, kanalıma ve videoma, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, kaç gündür YouTube'da yazıyoruz. Brawl Stars, Brawl Stars'da olmuyor, hangi emülatörde oluyor? Evet, bunların çözümü bende arkadaşlar. Ben bir alternatif buldum, bunu sizinle paylaşacağım. Birlikte ilerlemek istiyorum. Sizinle de paylaşmak isterim. Çünkü benim gibi bilgisayarda oyun oynama delisi olan birçok arkadaşımız vardır eminim. Ama birçok video izliyoruz. Sadece sorunu söylüyor, çözümü yok. Ben bir çözüm ürettim. Bu çözümü de paylaşıyorum. Haydi bakalım başlayalım. İlk önce sizlere USB hata ayıklamaya göstereceğim. Çok kısa da olsa. Oradan kısa bir videom var. Onun üzerinden ilerleyelim. Onun da videosunu ayrıca çektik. Onun üzerinden ilerleyelim, tamam mı? Evet ponçiklar, şimdi bu USB hata ayıklamayı yapmazsanız bağlanma işlemlerinizi yapamazsınız. İlk olarak bunu anlatacağım size, tamam mı? Şimdi telefonlardan uygulamalara ayarlara geliyorsunuz. Çok pardon, ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan daha fazla seçeneği var gördüğünüz üzere. Daha fazla seçeneğini seçtim. Burada geliştirici seçenekler var. Bunun aktif olması için cihazıma geliyorsunuz. Cihaz hakkında geldiğinizde yapım numarasını burada geliştirici modu aktif etmek için durmadan basın. Zaten iki kez bastığınızda geliştirici mod açık olacak. Bizde açık olduğu için, aktif olduğu için bununla ilgili bir herhangi bir işlem yapmıyoruz şu anda ama size göstermek istedim. Sonra geliştirici seçeneklere geliyorsunuz. Burada USB hata ayıklama var. Bu bende seçili. Siz de burayı seçiyorsunuz. Bu işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptınız. Bu bitti. Sonra neler yapacaksınız onu göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarınıza media.freenode.com'da download üzerinden indireceksiniz. Bunu indirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ilk önce USB ayıklama yapmanız gerekiyor. Sonrasında bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu ayrıca açıklamalar kısmında paylaşacağım. Arkadaşlar bu sıkıştırılmış dosya olarak inecek. Siz sıkıştırılmış dosyadan çıkartacaksınız. Hemen onun da görselini göstereceğim sizlere. Burada gördüğünüz gibi sıkıştırılmış dosyadan çıkardık. Hemen seçeceğiniz komutu da gösteriyorum. Burada no console olan sonu seçili olarak scrapitis no console olan sonucu, yani buradaki seçeneği seçiyorsunuz. Ben hatta bunu şöyle yaptım, masa üstüme taşıdım. Direkt çünkü artık bağlanacağım için buradan da çıkardım, masa üstüme taşıdım, oradan kullanacağım. Bunları arkadaşlar tek tek yapıyorsunuz. Yani ilk önce USB ayıklama yapıyorsunuz telefonunuzda. USB aracılığıyla bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Bu tablet de olabilir, hiç fark etmez. Açıklamaları paylaştım. Programı bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Buradan da sıkıştırılmış dosya içerisinden gösterdiğim dosyayı alıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. İşte bu kadar. Bu kadar basitti. Ve sonra benim gibi Xbox delisi olanlar, yani oyun oynarken klavye kullanmayı sevmeyenler varsa bunlar için de Octopus'u öneririm arkadaşlar. Ama gene USB ayıklamanı yapman lazım. Hata ayıklamasını yapman lazım. Bu sayede telefondan USB ile Xbox'ta da oynayabilirsin bağlandıktan sonra. Bunun şimdiki çözümü bu arkadaşlar. Emülatörlerimiz yapılana kadar ya da yeni bir emülatör çıkana kadar ya da oyunumuz destekleyene kadar biz böyle bir çözüm bulduk. Yani PC'de oynamak için ben telefondan oynamak istemiyorum. Tabletten oynamak istemiyorum. Kendi adıma söylüyorum bunu. PC'den oynamak, öyle Xbox'da oynamak benim için büyük rahatlık, büyük kolaylık ve ben bunu da çok seviyorum. Bu yüzden bununla ilerliyorum. Eğer sen de benim gibiysen lütfen bunu yap derim. Ben kolaylıkla oynuyorum. Telefonunda ya da tablette hangisi varsa sende, ikisini de dene lütfen. Öneririm. Çok da rahat oyun oynanıyor. Bu arada klavyeyle de oynayabilirsiniz. Yani siz bu anlattığım şeyler, Octopus'u çıkartıyorum. Bu anlattığım şeyleri yaparsanız çok rahat klavyeden oynayabiliyorsunuz bilgisayardan. Bunun da büyük bir avantajı var diyebilirim sizlere. Benden bu kadar arkadaşlar. Yeni bir çözüm bulunca tekrardan sizlerle paylaşıyor olacağım. Octopus'la ilgili eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin. Onunla ilgili de bir video çekerim ya da başka bir sorunuz varsa lütfen iletin. Onunla da çekerim. Çünkü PC'de oynamak için ben bazı görüşleri gördüm de
işte indiriyorsun, oynuyorsun. Öyle bir dünya yok, oynayamıyorsun. Yani bilmiyorum, aynı teknolojide mi yaşıyoruz? Ben teknolojinin en üstünü kullanıyorum şu anda ama öyle bir dünya yok. O yüzden kandırmaya da gerek yok. Bu video arkadaşlar kandırma videosu değil, direkt bir alternatif çözüm üretilmiş bir videodur. Lütfen like atmayı, yorum atmayı, abone değilsen abone olmayı sakın unutma. Dediğim gibi aklına bir şey takılıyorsa Oyuncu Sizcan ablana sorabilirsin, yorumlarda iletebilirsin. Biz de bol bol videosunu çekeriz. Bu arada Discord linkini de aşağıda paylaşıyor olacağım. Bu arada arkadaşlar Discord linkini de paylaşıyor olacağım. Discord grubumuza da gel. Discord'a da katılır. Her şeye katılabilirsin. Dediğim gibi sorularım varsa yaz yorumlara. Evet ponçiklerim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hepinizi çok çok öpüyorum.